Markaj'dan herkese selamlar. Off The Record'un bugünkü konuğu Sinan Engin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizi bugün hem geçmişten hem gelecekten soracağım sorularla biraz sıkıştırmayı deneyeceğim. Ama siz sıkışmayacak bir insansınız bunu çok iyi biliyorum. Sor <laughs> bakalım. Abi öncelikle insanlar sizi hep televizyonda güler yüzünüzle biliyorlar. Eğlenceli evet. Eğlenceli kimliğinizle. Evet. Fakat evet. özel hayatınızda da çok baba bir figür olduğunuz anlatılmakta. Siz kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? E babayım zaten ben yani iki tane evladım var onların babasıyım dolayısıyla evet ekranlardaki güler yüzü şöyle açıklamak lazım burası ekran yani insanlara güler yüz sunmak zorundasın çok agresiflik çok sert olmak da iyi bir şey değil şimdi yorumlar hep derler mesela yani çok sallamazsın sen şey şimdi sallamak an nedir mesela bir teknik adama ya bu takım iyi çalışmamış bu takım iyi taktik almamış Demek en büyük sallama yani deyim yerindeyse eleştirmektir. Ama öteki türlü hakarete giren şeyler vardır. Dolayısıyla ben bu yönleri tercih ediyorum. Evet güler yüzlüyümdür, sevecenimdir ama ortamına göre. Yani ortam güler yüzlüyse ortamda evet öyle indir. Ama dışarıda evet ağır bir e, yapım vardır ama hep çocukluğundan beri böyle ağırmdır. Ben mi demişim ona? Siz de dediniz abi. <laughs> peki abi şunu sormak istiyorum bundan sonra size medyada mı göreceğiz ya da şöyle söyleyeyim yarın Beşiktaş'tan bir teklif gelse evet. yine menajerlik koltuğuna döner misiniz yok öyle bir düşüncem yok tamamıyla yani sesim çıktığı sürece medyada ve ekranlarda olmayı düşünüyorum öyle bir isteğim var çünkü ben bu görevi yaptım zamanında dolayısıyla zaten bu enerjim yok ve ayrıca bu sosyal medyanın acımasız bu sosyal medyanın olduğu ortamda da bu tip görevleri yapmak çok zor olduğunu düşünüyorum onun için öyle bir düşüncem falan yok Peki Sinan Engin küçükken hangi takımlıydı? Doğma büyüme Beşiktaş'tayım. Hep Beşiktaş'tayım. 10 yaşında Beşiktaş'a yazıldım. Ondan evvel de hep tamamıyla hep Beşiktaş'tayım. Aileden Beşiktaşlıyızdır. Peki Beşiktaş'ta olduğunuz dönem abi özellikle menajer olduğun dönem en mutlu olduğun an hangisiydi? Ya tabii çok var en azından. Şampiyon olduğun 100. yıl şampiyonluğu var. Ondan evvelki Avrupa maçları var. Yani ama en büyük e, mutlu oldum. Sergen attı gol oldu. En mutsuz olduğunuz an? hem mutsuz olduğumuz bir 8-0 Liverpool maçı vardı biliyorsunuz. O zaman da maçtan sonra da kimse konuşmak istemedi. Ama biz onları burada içeride yenmiştik biliyorsun. Liverpool'u yenmiştik. Onlar da oradan bizden acısını çıkardı. Yani ben El acımıyor derken 5-0 olmuş 6-0 olmuş. Hala rakip takımın teknik direktörü şey diyor yani go go go. Ben dedim ki ne lan ne su gosu dedim. Hatta 5 olmuş hala ne go dedim yani. İşte o İstanbul'da onları yendiğimizin acısı yani. Ondan dolayı dedim ki yani işte acımıyor dedim yani. Onlar da acımıyorlar yani. Ben orada bir şeye tanık olduğum için söyledim. Ama en üzgün olduğum bir maç sonra diyebilirim. Luchescu anlaşması zor bir adam mıydı? Yo, Luchescu çok e, yumuşak bir adamdır. İyi insandır da biraz gördüğü muhabirlere fazla anlatır, fazla konuşur, fazla e, inanır. Saf bir adamdır ama Temiz adamdır, iyi adamdır, iyi antrenördür. Zaten bizim ondaki tartışmamızdaki sebep ben ona bir konudan dolayı kızmıştım. Bu konuyu daha da hadi ilk defa burada anlatayım. Serdar Başkan ona dedi ki bazı futbolcular dedi maç satıyormuş gibi böyle ima etti yabancılarla ilgili. O olabilir dedi. Ben de ona o zaman kızmıştım. Yani sahip çıkmamıştı futbolcusuna da. Zannetmiyorum ben öyle bir şey olsun yani. Kordoba ile ilgili böyle bir şey ima edilmişti. Ben dedim zannetmiyorum Kordoba böyle bir adam değil. Ben ondan dolayı Lüçescu'ya kızmıştım. İtalya maça gitmiştik. Herkes Lüçescu falan hep beraber toplanmıştık Yıldırım Demirören falan. Gazeteci İsmailer dedi ki o dedi efsaneler bir arada falan filan dedi. Haydi dedi bir topluca bir resim çekilelim falan dedi. Ben çekilmem Lüçesko'yla resim dedim. Dolayısıyla bir gazeteci arkadaş da Lüçesko'ya gitti dedi ki ya Sinan Engin seninle resim çekilmek istemedi dedi falan. O da başladı işte dedi ki zaten dedi akşama kadar oturuyordu dedi falan filan dedi bilmem ne. ...odada da dedi TV açıyordu dedi devamlı onu seyrediyordu. Çünkü benim odam futbolcuların geldiği en büyük odaydı. Hatta bu gazetelere de konu olmuştu. İşte sergen gelir at yarışı açardı yabancı oyuncular gelirdi moda kanalı açardı bilmem o açardı ne kanal gelirse işte birisi gelirdi e, ekonomi açardı at yarışı falan neyse o andan önemli de çok da önemli değil çok da güzel de kanal tavsiye ederim de ayrıca seyredilsin neyse onun için ayrıca çözgüyü antrenör yapan da Beşiktaş'a benim yani Serdar Bilgili'ye söyleyen de benim gidip anlaşan da benim bütün transferleri yapan da benim dolayısıyla yani ama sonuca bakarsan tabii sonra Leçosku'yla aradan çok zaman geçti. Barıştık, konuştuk, görüştük. Çok muhabbetlerimiz oldu. Ama sonuçta Leçosku iyi insandır ayrıca da severim. Peki abi menajerlik yaptığın dönem çalışması en zor futbolcu kimdi? Ya şimdi futbolcusuna göre değişiyor. İlan Mansız'ın da zorluğu vardı, Paskal'ın e, da zorluğu vardı, Sergen'in de vardı, Tümer'in de vardı ama bunların hepsi özel oyunculardı. Özel oyuncuların zorlu olur. Çünkü özeldir. Sana sahada özel işler yapıyorsa onun için sen de ona özel davranacaksın. Bu saydığım o, o isimlerde bir zorluklar oluyordu ama e, ama hepsi iyi çocuklardı yani e, her şeyden önce. Ben onlardan ne istediğimi biliyorlardı ve bunu da net bir şekilde de sahaya verdiler. Peki abi daha önce bununla alakalı bir açıklaman olmuştu. Beni konuşturmayın demiştiniz. Meşhur olayda İbrahimler arasında ne olmuştu? İki tane futbolcu kavga etti birbirleriyle. Ben de gerekeni yaptım. İkisini de kamptan yolladım. Peki abi. Menajerlik yaptığın dönemde abi şu yıldız futbolcuyu almaya çok yakındık. Ama alamadık dediğim bir isim var mıydı? Yani öyle bir şey durumumuz olmadı. İstediklerimizi hep aldık ama ben o zamanlar çok böyle yıldız oyuncuya falan şey yapmıyordum. Yani işte İlan Mansız aldık, Tümer'i aldık, Sergen sakattı, Sergen'i aldık. Yurt dışından işte Zago olsun, işte ne o Cunti olsun. Yani böyle bir takım oluşturduk ama İlan Mansız'ın müthiş performansı vardı zaten o zaman. Zaten yıldızlaştılar biliyorsun o aldığımızda. Tümer aynı şekilde öyle oldu. E Sergen zaten sakattı ben onu aldığımda. O da büyük bir yıldız oyuncu olduğunu zaten iyileşti, gösterdi. Hatta şöyle bir şey vardı. İlan Mansız Senegal'e gol attı ya. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu herkes. Ben de Sergen'i o zaman almıştım. Sergen'in de çapraz bağları kopmuştu. Herkes de karşı çıkmış Sergen'i aldım diye. Çapra ama Lüçöz Kutallığa var çok istiyordu. Dedi ki ya dedi herkes beni arıyor ya. Ya baba dedi Sergen bana görüyor musun dedi. işte dedi bizi dedi arayan soran yok dedi. Dedim Serci sen bir iyileş dedim. Ondan sonra dedim göreceksin dedim. Olay çok farklı olacak dedim. Herkes ilanla röportaj yapmak istiyor. Herkes falan filan. Biraz oynamaya başladı. Sergen dedi ki göreceksin dedi. Yine dedi herkes dedi benim peşimden koşacak dedi ve biliyorsunuz aynı şekilde Sergen oynadığı müthiş performansıyla biliyorsunuz o sene 100. yılda da şampiyon olduk. Yani biz için Ama biz şimdi yüzüncü yılda çok cüz'ü bir kadroyla şampiyon olduk. Yani öyle yıldızlara para verelim, oraya verelim buraya verelim falan değil yani. Şimdi ben Udinese'den Zapo ile Sivo aldık mesela. Bir tane menajer vardı. Menajeri Yıldırım Demirören saf dışı etti. Bunu dedi. Bu da Zapo'nun menajeriydi. Dolayısıyla biz gittik pazarlık yaptık. O zaman dolar bin lira, bin yüz lira falan iki futbolcu dedi ki Udinese'nin menajeri şey pardon başkanı. Dedi e, ikisini istiyorsunuz. Evet dedi. Peşin verirseniz dedi. İkişer buçuk milyon gibi euro dedi. Ama dedi, vadeli verirsin de Beşer milyon euro dedi. Yıldırım Başkan da hayır. dedi, hayır dedi. Bizim paramız dedi. Va taksit yapalım. Beş sene dedi. O zaman dedi beş. Dört buçuk olsun dedi falan. Öyle anlaştı Yıldırım Başkan bunlarla. Döndük ama o futbolcuların maaşları çok düşüktü mesela. Birinin 750, birinin 850. Bunların hepsi kayıtlarda vardır. Ayrıca Zapo'nun menajerini biz oradan ee, şey yaptığımız için, saftı şey bıraktığımız için Zapo'nun bir de menajerlik ücretle yazılmıyordur ayrıca. Bunu görüyorlar. O zaman o bunlara çok parayı alındı, bilmem ne alındı. ya e bugün Beşiktaş'ın alınan oyuncuları görüyorsunuz bonservislerini falan. Biz 100. yıl döneminde 2004'te Beşiktaş'ı bıraktığımızda Beşiktaş'ın kayıtlarda 17 milyon dolar borcu vardır. Bakın 17 milyon dolar. Dolar kim bilir o zaman kaç para? 1 lira mı? 500 lira mı? 600 lira mı? Yani söylemek istedim. Ben o zaman yapmış olduğum transferlerde çocuklar yani kılı kırk yarıyordum. İki tane alıyordum en fazla üç oyuncu alıyordum. Öyle on tane değil. Ben Kaan Dobralar'la Serdar Toprak yani ne o Tamertuna bu tip oyuncular Tolgalar'la Ali Eren yani bu oyuncularla biz şampiyon olduk. Ama bunların hepsi önemli. Bunlar karakterli oyunculardı. Ali Eren gibi bir adam vardı hiç unutmuyorum yani dünyada az yürek böyle çok yürekli bir çocuk Ali mesela Eren. Baktım mı gönülden oynuyordu. Tolga Doğan tezi aldık aynı şekilde yardımcı oyuncu. Kaan Dobra gibi müthiş bir oyuncu vardı. Serdar Topraktepe yani daha unutmuş olabilirim. Sonra işte bu Cuntiler, Muntiler işte Zagolar falan bunlar da yıldız oyuncu pozisyonlarındaydı. Dolayısıyla tabii o takım patronu da muhtemelen tabii Sergen de biliyorsunuz ve Sergen Tümer ilanmansız öyle geliyordu. Yani dolayısıyla bizim yaptığımız transferler o zamanlar çok düşük bütçelerle yaptım ben bu transferleri zaten şampiyon olmak öyle başarı böyle alırsan dünya yıldızını aldım şunu aldım bunu aldım İşte 150 milyon euroya takım kurdum e zaten şampiyon yaparsın o takım Çok rahatlıkla söyleyebiliriz siz Türk futbolundaki aslında kara kutulardan Hı -hı. bir tanesiniz Evet. ve Türk futbolunda yaşanan son yılların en kaotik olayı 3 Temmuz sürecinde de medyada evet. Fenerbahçe'yi savunan hatta savunan demeyeyim de Fenerbahçe'yi gömmeyen 2-3 isimden evet. biriydiniz bunun sebebi neydi Sinan bunun abi? Bunun sebebi ben inandığım bir şey vardı. Ben bunun ne oldu operasyon olduğunu tahmin ediyordum biliyordum. Dolayısıyla sevgili Aziz Yıldırım dostumdur benim tabii ki. Ee, ama ben adaletli vicdanlı bir insanımdır. O zaman baktım. Şimdi her şeyden önce geçmişe yönelik geçmişe yönelik bir araştırma yapılıyorsa operasyon yapılıyorsa yani Mesela sevgili Adnan Polat dedi ki biz de Cumhurbaşkanı'na gittik bu yasa çıksın diye. Cumhurbaşkanı işte meclis çok yoğun falan efendim bunun acil çıkması lazım falan dedi. Yani bu yasa 10 Nisan'da çıktı. Bu yasa mesela 20 Mayıs'ta çıksaydı hiçbir futbolcu ceza hiçbir şey ceza almayacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü yasadan önce yapılan bir takım işlemler var. ...işte teşvikler var, şike görüşmeleri var bilmem neler var. Ha şimdi var mı? Yapabiliyorlar mı? Hayır çünkü bir yasa var. O zaman yasa yokken yapıldığı için dolayısıyla evet... O zamanlar bir teşvikler vardır. Ama bu teşviği herkes yapıyordu. Teşvik primi diye bir sıkıntı yoktu. Çünkü kulüp başkanı arıyordu. Haftaya rakibiniz geliyor. Bize mesela rakibiniz geliyor. İşte şampiyonla oynuyorsunuz. İşte bir şey yolluyor musunuz? Yollar mısın? Veya hocası veya futbolcusu. Ya bunlar o zaman hep vardı. Onun için ben inandığım için Fenerbahçe camiası fark etmez yerine Galatasaray'da olsaydı aynısını. Fenerbahçe camiasını o zaman dedim ki ben yani bunlar dedim bu mahkeme süreci eğer yani yasanın yasa daha geç çıkmış olsaydı hiçbir türlü ceza almayacaktı. Dolayısıyla evet burada da bir operasyon yapıldı. Türk futbolunun aslında operasyon yapıldı. O zaman Fenerbahçe'ye rastladı iş. Piyango Fenerbahçe'ye vurdu. Peki hazır dostunuzdan bahsetmişken abi Aziz Yıldırım'la yaşadığınız, beraber yaşadığınız unutulmaz bir anınız var mı? Vallahi Aziz Yıldırım'la unutulmaz anı derken Aziz abiyle otururuz, yeriz, içeriz, muhabbet ederiz. Çok az futbol bile konuşuruz yani öyle muhabbet. Normal artık arkadaş ortamında otururuz öyle çok şey değil ama Aziz Yıldırım mert bir insandır, iyi bir insandır. Ali Koç hikayesi neden başarısız ilerliyor abi sence Fenerbahçe'de? Şimdi sevgili Ali Başkan'ın başarılı olmasını istiyorum. Kendisini de severim ayrıca. İstiyorum ama doğru transferler yapılmadığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Doğru oyuncular doğru yerlere alınmadığını düşünüyorum. Aynı tip oyunculardan fazla bulunduruyorlar elinde ve dolayısıyla Fenerbahçe takımı hala istediği kadroyu bana göre kurmuş değil. İyi gibi görünüyor ama çok üst düzey bir kadrosu olduğunu hala söylüyorum, hala düşünmüyorum. Yani ve yumuşak bir takım, daha nazik bir takım. Oyuncularına baktığın zaman hep aynı tip oyuncular daha agresif bir takım kurulabilirdi. Ondan dolayı Ali Koç sevgili başkan transferlerde çok başarılı bence olamıyor. Peki bu hikaye sence mutlu biter mi Sinan abi? Bekliyoruz. Bakacağız. Bakacağız. Bekleyeceğiz. Yani şampiyonluk olarak değil de Ali Koç Fenerbahçe hikayesi. Bakalım. Nasıl? Bakalım. Bekliyoruz. Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olur peki sence Sinan Valla Beşiktaş'ın iki tane değerli başkan adayı var. Sevgili Serdar Adalı ve sevgili Hasan Arat. İkisinin de listelerine baktık. Sevdiklerimiz var, dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Listelere baktığın zaman hangi liste, şu liste güçlü, bu liste güçlü diyebileceğim bir liste göremiyorum. Yani aynı ayarda galiba çoğunu tanımıyorum bazılarını. Ama eski futbolculara dönmesi çok iyi. Feyyaz'ın, Şifo Mehmet'in, Samet Hoca'nın, Samet abinin oralarda olması. tabii sevindirici, daha fazla futbol adamlarının olması. Şu an bakıyorum iki başkan adayının en büyük silahları eski futbolcuları görüyorlar. Ama maalesef bu eski futbolcuların yüzüne çok fazla yıllarca bakılmadıydı bazılarının dolayısıyla. Beni mutlu etti tabi bu. Her iki başkan adayından da kim başkan olursa işi çok zor. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray çıtayı madden be. ...madden ve sosyal medya olarak o kadar açtılar ki popülerite olarak dolayısıyla bunlara yetişmesi Beşiktaş camiasının işi biraz zor. Dolayısıyla Beşiktaş futbol takımının popülaritesini arttırmak lazım. Beşiktaş yönetiminin de popüler olması lazım. Yani daha çok medyada, sosyal medyada, TV'lerde daha fazla konuşulması lazım ama görünür ki Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre Beşiktaş'ın hem sosyal medyada sizi takip ediyorsunuzdur hem de televizyonda da reytingi düşük. Bu oyuncuyla başkanla teknik teyitle alakalı bir şey. Popüler olması lazım. Ama Beşiktaş'ın maalesef yani Türkiye'de şöyle bir şey yaratılmaya çalışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga gibi, Real Madrid, Barcelona gibi. Biz bunu 100. yılda bir kırdık. Bir kırdık o zaman bir popülerde olarak kırdık. O zaman popüler bir takım vardı. Dolayısıyla yeni başkan kim olur dersen ben de merak ediyorum. Pazar akşamı bakalım göreceğiz kim olur. Kim olursa hayırlısı olsun Beşiktaş kazansın diyelim. Eski takım arkadaşınız Rıza Çalımbay sizce devam eder mi yeni başkandan sonra? Veya ederse başarılı olur mu Sinan abi? Eder sana? ama e, edecek öyle deniliyor. Ama Ocak ayında Beşiktaş'ın en az 4-5 tane yeni oyuncu alması lazım. Afrika Kupası var, Afrika Kupası'na gidecek oyuncuları var. Bunların yeri nasıl dolacak? Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın Ocak ayında önemli oyuncular transfer etmesi lazım. Yani aynı oyunculardan değil, bu elindekilerden daha ilerini alması lazım. İnşallah Rıza da çok başarılı olur. İtalya'da yakın dönemde abi bayis şirkesi operasyonu yapıldı. Birçok ünlü oyuncu ceza aldı. Bizim ülkemizde de bayis şirkesi yapılıyor mudur veya geçmişte kulağına geldi mi? Yok ben bayis bilmiyorum, bayise de hiç tanık olmadım. Bir şeyler medyada okuyoruz, bir şeyler dönüyor. Ama bakalım somut bir şeyler var mı? Yani kesinleşen ne var? Merak ediyoruz, bekliyoruz. Ama bayis çıktıktan sonra futbolun bir de doğası kayboldu. Taraftarlık kayboldu. Herkes tuttu takıma mesela para kazanmak için mağlubiyet de oynayanlar oluyor. Dolayısıyla bayis biraz Türk futbolunun dengesini bozdu diyebiliriz. Abi Ahmet Çakar'la program yapmak zor mu? Bir de şunu sormak istiyorum sana. Ahmet Çakar'ın geçmişte başına gelen çok kötü bir olay vardı. Hı -hı. Tekrardan kendisine buradan geçmiş olsun diyelim. O olayda neden ilk sorulan kişilerden biri sen evet. oldun? Ahmet Çakar çok sevdiğim bir insandır, Çok eski dostumdur. Program yapmak onunla çok keyifli. Ahmet Çakar özel adamdır. Özel bir adam. İyi tanımak lazım. Evet o zaman tabii biz de çarşı olarak Beşiktaş aktiftik. Dolayısıyla sevgili Ahmet Çakar'a üç kişi soruyorlar. Üç tane isim. Ya Sinan Engin de yani seni vurdurmuş olabilir falan diyorlar. Yani Ahmet Çakar da ne diyorsun benim kardeşim diyor. Ben hatta İspanya'daydım. Valencia maçına gelmiştik. Ömer Güvenç aradı beni. Böyle böyle Ahmet Çakar'a vurmuşlar dedi. Tak döndüm ben Serhat Uluer'e Evet evet abi dedi. Şimdi hastaneye gidiyorum dedi. Çok şükür ki Ahmet Hocam e, ölmedi. Allah onu bize bağışladı. Dediğim gibi yani bunda bir şey aramaya gerek yok ama Ahmet Çakar'ı çok severim. Sinan abi sence bu sene hangi takım şampiyonluğa yakın? Galatasaray daha yakın gibi duruyor. Çok net bir cevap. Futbol camiasında bugüne kadar yaşadığınız en büyük vefasızlık neydi Sinan abi? Ya futbol camiasında sevmediğim birkaç tane oyuncu vardır. Birkaç tane vefasızlık. Yani vefa ederken bir şey beklemeyeceksin ki. Vefa yani beklemeye gerek yok ya kimseden bir şey. Ama beklemesen de bir kırar ya abi bazen bir şey görüyorsun. Yani bilmiyorum da yani öyle çok aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü kimseden bir beklentim olmadığı için kimse bana da vefasızlık falan filan yapacak durumu yok. Ama sevmediğim birkaç tane isim vardır. Net vardır. Net vardır yani. Görmeye ama ben onu sevmiyorsam onu da hakikaten insanlar çok sevmiyordur. Çok sevmeyen insanlar vardır. Yani ben bir insanı sevmiyorsam. Doğrudur. Hep bir şey olduğu zaman mesela bir münakaşa bir şey olduğu zaman birine kızdığın zaman mesela Ahmet Çakar'ın lafı vardır. Sinan Engin der. Sinan aklı der. Hep der ya şeyde de televizyonda. Beton yetmez sana der. <gülüyor> 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 Peki Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sinan Engin'in bugüne kadarki en büyük pişmanlığı neydi abi? Bugüne kadar en büyük pişmanlığım neydi dersen, ya şimdi bunlar e, tabii söylenmez de, yani söylenecek gibi değil ama e, bir iki pişmanlıklarım var. Mesela futbolculuğumda daha iyi yaşayabilirdim, daha kendime iyi bakabilirdim. Yani daha iyi bakabilirdim futbolculuğumda, daha iyi bakabilirdim. En büyük pişmanlığım aslında bu diyebilirim. Yani bu kafayla, bu mantıkla eski yeteneklerime sahip olsam, 24-25 yaşında olsam diyebilirim. O zaman futbola farklı bakardım. Peki abi sana güncelden şöyle bir soru soracağım. Sen Sergen Yalçınla çalışmış bir isimsin, e, Arda Güler'i de izleyen bir isimsin. Evet. Sergen Yalçın mı, Arda Güler mi? Sergen. Ama bunu potansiyel yetenek olarak. Sergen. Dinliyorum. Tartışması bir Sergen? Teşekkürler abi. Abi son zamanlarda hakemlerle alakalı tüm kulüplerden peş peşe açıklamalar geliyor. Özellikle evet. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konu hakkında şikayette bile bulundu. Evet. Siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Valla Ali Koç Başkan bence son dönemdeki bütün yapmış olduğu demeçlerine katılıyorum. Hakemlerle ilgili büyük sıkıntı var. Hakemler, hakem eşleri, eski hakemler hep çıkıp konuşmak istiyorlar. Ama maalesef Futbol Federasyonumuz dinlemek istemiyor. Ama hakemlerle ilgili önemli sıkıntılar var. Var. Maalesef. Peki bir finale varır mı sence abi? Bakacağız, bekleyeceğiz ama Ali Koç Başkan bence söylenenlerin haklı. Sevgili Mehmet Büyükekşi Başkan'ın da artık bunları araştırması gerektiğini düşünüyorum. Ben Ocak'tan sonra hakem işlerinin daha da zıvanadan çıkacağını düşünüyorum. Federasyonun sene sonunu görebileceğini düşünüyor musun abi? Görür, görür. Abi görür. son olarak selam yollamak istediğin kişiler var mı? <laughs> buradan mı? <laughs> Genelde programlarda yolladığın için sana bunu sormak istiyorum. Yok. Abi. Söyleyelim yani kim var? Salon Mevlüt var. <laughs> Dinçer Azapan'a selam. <laughs> Dinçer Azapan'ı çok seviyorum. Onda Salon Mevlüt var. Onu öpüyorum. Dinçer Azapan Büyük Galatasaraylı var. Onu öpüyorum. Sinan Engin'in de Instagram hesabı Sinan Engin. Abi Sinan Engin in Instagram'ı. Bir de sevgili dostum, evladım Tolunay Ören'e buradan selamlar. Tolunay'ı da Biliyorsunuz büyük youtuber senin gibi adam. Arkadaşım He? ben tanıyorum. <laughs> Tonlayı döpüyorum. He? Fıkra anlatabilir misin? Ya fıkra ne anlatayım? Anlatayım bir tane fıkra anlatayım ama çok gülersiniz ha. <laughs> Anlat abi. Şimdi bu Temel kardeşiyle beraber mahalle maçında oynuyorlar amatör kümede. Temel maç bitiyor 2-1 mağlup oluyorlar. Temel. Kardeşi de beraber babasına gidiyor. Babası, baba diyor yenildik diyor. Nasıl oldu diyor. Nasıl yenildiniz diyor. Sorma diyor. 1-0 diyor. Öne geçtik diyor. Sonra diyor. Rakip diyor. ikinci yarı diyor. İki tane gol attı diyor. 2 bir yenildik diyor. Babası da diyor ki e bir sıfırken niye maçtan ayrılmadınız diyor. Evet abi. <laughs> Anladınız mı? Ha? Hani Hani bir sıfırken maçı niye terk etmediniz diyor. <laughs> Hadi bakalım. Eyvallah abi çok teşekkürler. <laughs> Anladın mı? Bir <laughs> sıfırken, bir sıfırken maçı niye bırakmadınız diyor. <laughs> çok teşekkürler abi. Rica ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sinan abimize de bizleri kırmayıp bu videoya eşlik ettiği için çok ama çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Abi DM atsınlar mı Instagram'dan sana? Yok programlarda genelde atmayı Takip göndersinler. Da, takip atın. Bir milyon yapsana şunu hadi. <laughs> Sinan abi bir milyon yapalım. Ya reis neredesin ya? Yarın uğramadı öbür gün abi ya. E, Cuma.